Sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz ki Türkiye'de biz birçok çiftliği geziyoruz. Hani onlarca, yüzlerce köpek görüyoruz ama Ateş bunların arasında gerçekten bizi en çok tereddüte düşüren köpeklerden birisi oldu. Bir köpek düşünün, sizin hareketlerinize bile sinirlenebilen bir köpek. Hani köpeğin gözüne bakacaksın, o göz temasını doğru kurmak lazım. Bir baksanıza gözünüze, bakılacak göz var. Ateş! Sonu. Abi hiçbir şekilde sevemez miyim? Bence sevemez. Peki Joker kullanabilir miyim? Ne hani istiyorsan. Zincirle gitsem sever mi zincir sesini falan? Zincir sesiyle bakalım zincirle etkileyebilecek miyiz? Şuradan zincirini alıyorum. O aşkından öyle yapıyor, devam. Çok zeki ya, acayip akıllı bir hayvan. Elim ayağım titredi abi. Bu köpeğin başını bile kimse okşayamaz denilen köpeğin başını okşayıp oğlak kazanmıştı. Soner, bizim de Soner'e hediyemiz kuzu olacak. Allah Allah. Soner, Serdar abi diyor ki başını okşarsan kuzuyu kazanırsın diyor bak. Sence bu iş mümkün mü? Soner, denemek ister misin? Ama bak, denemek istiyorsan dene. Deneyim baba, inceldi yerden baksın abi. Lan tamam lan, anladık. Hayır hadi hadi, hayır 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 hayır. Hadi gel. Zincirini bırak. Arkadaşlar, herkese yepyeni bir Alatürkiye videosundan selamlar. Alatürkiye YouTube kanalı olarak Türkiye'de hayvan beslemeye gönül vermiş abilerimizi ve onların emek dolu çiftliklerini gezmeye devam ediyoruz. Bugün yanımızda kim var abi? Serdar ben, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk abi, teşekkür ederiz. Bugün sevgili arkadaşlar, Serdar Bakıcı'nın yanındayız, Aksaray'dayız. Abi şimdi mekanı gezmek istiyorum ama öncelikle seni Aksaray'da meşhur yapan o efsane köpeğimiz Ateş var burada. Ateş'i görmeden önce bir kendini tanıtır mısın abi bize? Aksaraylıyım, Aksaray'da yaşıyorum. Böyle bir çiftlik yaptık kendimize, hobi bahçesi gibi. Boş vakitlerimizi geçirdiğimiz, böyle eşimizle dostumuzla oturup sohbet ettiğimiz, bize nefes olan bir yer yaptık. Evet, mekan çok güzel abi. Zaten konum olarak Hasan Dağı manzaralı. Hemen şöyle arkamızda Hasan Dağı'nı görüyoruz. Bizim İç Anadolu'nun sayılı simgelerinden birisi böyle. Hemen yan tarafında ayçiçek tarlası var. Yerlere çim ekmişsin. İçeride birçok hayvan var. Tavşan, kuzu, evet. Horozlar, tavuklar, köpekler, güvercinler. Gerçekten on numara bir yer diyebilirim abi. İşte dediğim gibi boş vakitlerimizi geçiriyoruz. Elimizden geldiğince de güzelleştirmeye çalışıyoruz. Hasan da Aksaray'ımızın simgesi, sırtımızda verdiğimiz bir yer. Evet, gerçekten on numara bir yer. Abi ben muhabbeti fazla uzatmadan Ateş'in yanına doğru şöyle gitmek istiyorum ama gidemiyorum. Abi Ateş gidersin öyle... Çok sıcakkanlı bir hayvandır kendisi. Sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz ki Türkiye'de biz birçok çiftliği geziyoruz. Hani bir köpek, iki, üç, beş köpek değil, onlarca, yüzlerce köpek görüyoruz ama Ateş bunların arasında gerçekten bizi en çok tereddüte düşüren köpeklerden birisi oldu. Çünkü Soner, şöyle artık bizi bırak, sen Ateş'e dön. Kamerayı çevir şöyle. Abi öncelikle bize Ateş'in hikayesinden bir bahseder misin? Denizli'de Cemal kardeşimizde büyümüş bir köpek. Bizim kapımıza geldi. Çok karakterli, çok güzel, çok düzgün bir köpek. Seveceğim ve sıcakkanlı bir köpek. Evet, çok çok cana yakın abi. Bahçemizdeki diğer hayvanlara hiç seslenmemesine rağmen böyle insanlara karşı biraz ciddiyetini koruyan bir köpeğimiz. Serdar abi dedin ki hırsıza bile merhamet ettirtiyor bana dedin. Yani korkuyorum ki bahçeye hırsız girerse başına bir şey gelir diye. Onu düşünüyorum. Hiç yani yaşamadım ama acaba Ateş'in önüne bir hırsız düşse roundu kim kazanır diye düşünüyorum. Yani şöyle Soner, bir saniye, sen Ateş'le ufak bir mücadele halindesin. Ben de şöyle seni çekmek istiyorum bir yandan. Şu an abi Soner Ateş'e yaklaşmaya çalışıyor. Kamerayla video almaya çalışıyor. Zincir sağlam mı? Zincir sağlam değil mi? Sağlam olduğunu İnşallah sağlamdır. İnşallah sağlamdır. Geçtiğimiz bölümlerde Soner bu köpeğin başını bile kimse okşayamaz denilen köpeğin başını okşayıp oğlak kazanmıştı. Bu sefer bizim de Soner'e hediyemiz kuzu olacak. Allah Allah. Soner bugün işte çiftlik kurar herhalde. Aynen. Soner, Serdar abi diyor ki başını okşarsan kuzuyu kazanırsın diyor bak. Sence bu iş mümkün mü? Ateş gerçekten çok tehlikeli bir köpek abi. Yani alışmaz diyorlardı, sıcakkanlı. Yani gerçekten de çok karakterli bir hayvan. Yani böyle sahibine karşı yumuşak, sıcak ama yabancılara karşı da böyle kurallar olan bir köpek yani. Bir de şöyle bir durum var abi. Dediğin gibi kuzu mesela geliyor buralarda, kuzu otluyor, kuzuya evet. Sesini çıkartmıyor. Kuzudan öte kediye bile seslenmiyor. Yani burada güvercinler var, kedi var. Hiçbirine seslenmiyor. Sınırları var dediğim gibi yani. Ben ciddiyeti seviyor. Benle çok oynamayın.
sınırları var dedin. Gerçekten karakterli bir köpek abi. Adını da çok iyi biliyor. Normalde Ateş diye sesleniyorsun abi, hemen kulaklarına şekli değişiyor. Ateş. Aynen. Dinlenirken Ateş diye seslendiğinde sanki garajınızdan bir Jaguar çalışıyormuş gibi oluyor. Evet. O ses acayip bir ses ya. Şöyle yapalım abi. Ateş'in o sesi ve o ürkütücülüğünü izleyicilerimiz daha yakından anlasın tamam, diye ben mikrofonumu çıkartayım. Oraya koyalım. Serdar abi sen, ben yanaşamıyorum da. Şöyle o şeyin üzerine bu tarafa da koyabiliriz. Gerçi sallasa ısırmaz herhalde değil mi? Aynen şu an. Gel bakalım. Sevgili arkadaşlar, şu an ben mikrofonumu Ateş'e verdim. Ateş'in oraya koyduk. Soner, mikrofonun olduğu yeri bir görür müsün? Şimdi Ateş'in sesini daha iyi duymanız için. Evet. Şöyle yapacağım. Sıra sende, yaklaş bakalım. Tamam. Ateş, gel. Bir şey yapmayacağım. Gerçekten bir şey yapmayacağım. Soner az daha. Serdar abi gerçekten kuyruk tutumuna baktığım zaman, çünkü köpeğin o anki ruh halini kuyruğuna bakarak anlarsın. Yanına bir tehdit unsuru geldiği zaman kuyruğunun şekli hiç değişmiyor. Hiç abi. Değişmiyor. Güveni yerinde yani bir köpek ben, yani. Ben dedim ya biraz önce, birçok hayvan besledik, birçok hayvanımız oldu ama Ateş bunların içerisinde belki en karakterlileri yani. Abi hiçbir şekilde sevemez miyim? Sevemez. Peki joker kullanabilir miyim? Ne hani istiyorsan. Mesela etle falan gittiğin zaman veya... Yani deneyebilirsin, ne istiyorsan kullanabilirsin. Peki şey mi yani, hani bazı köpekler var, karşıdakini sadece ürkütmek ve korkutmak için kıtlar bırakır mesela, bazıları da tutar. Ya, hani inatla tutar ve bırakmaz. Şimdi biraz önce başta onu söyledim yani. Şeye girdin mi hiçbir şeyin kurtarabileceğini zannetmiyorum önüne düştüğünde yani. Bunu test ederek denemek lazım. Ama ben yani öyle kurtulabileceğini düşünmüyorum yani. Mikrofonu alabilir miyiz abi? Duyacağımızı duydum. Duyacağımızı duyduk sesi, evet. Şu an zaten senin geldiğini görünce çıtını çıkartmıyor. Ya ben de biraz tedirginlik bende de yok değil yani işin gerçeği. Ama ben, şey, ben de tedirginim. Sen nasıl alıştın abi aynen? Ateşle nasıl alıştık? Ne zamandan beri sende? Artı nasıl yaklaşık alıştırdın? Çok olmadı. Yaklaşık bir aydır bende. Nasıl alıştık? Diyor ya yani her şeyin bir sevgisi var diye. Ateş böyle yıkanmayı ve şeyi çok seviyor. He. Taranmayı. Böyle biraz yıkana, biraz böyle yavaş yavaş Ateş'e alıştık. Bir de fazla kişiye alışmıyor. Burada sadece bana ve arkadaşıma alışmış durumda şu anda. İstemiyor da yani. Yani gelip de kendisiyle çok muhatap olunmasını da istemiyor aynen, yani. Aynen. Bizim de istediğimiz o yani. Yani evet olmasın. Çünkü burada senin hayvanlarının başında durması için burada. Abi, çiftliğini kesinlikle. Koruması bizim için şey yapmışsın. Çiftliğimizi koruyup bekçilik yapması için. Ama bekçiliği çok güzel yapıyor da. Evet. Tabii bu çok büyük bir sorumluluk senin için. Bu hayvanı mesela hani tasmasız bıraksam burada ne gibi işte, şeylere yol açar onu düşünüyorum. Amacımız şey değil. Birini ısırsın, birinin başını belaya soksun değil. Sadece korkutsun da amacındayız. O yüzden böyle kalın zincirlerle bağladık. Evet zinciri de gayet kalın. Böyle kalın zincirlere inşallah zapt edebiliriz. İnşallah böyle şeylere karşılaşmayız, maruz kalmayız da evet. Ateşi kullanmak zorunda kalmayız aynen. Diye. Şey gibi hani boksörlerin şeyi vardır ya, inşallah gücümü kullanmak aynen zorunda öyle, kalmam diye kendini öyle. Tutar. Yani, Ateş de öyle bir köpek. Ama tekrar söylüyorum, Ateş beslediğim köpeklerim arasında böyle çok karakterli bir köpek yani. Soner şöyle görüyorsun değil mi? Şöyle sen Ateş'e doğru bir dön. Ama bir sus tabii, adını söyleyeyim Ateş. Ateş, peki abi gezmeyi seviyor mu? Çok. Sen gezdiriyorsun tabii burada. Tabii ki. En çok sevdiği gezmek. İple yani. Gitsem, zincirle gitsem sever mi yani zincir sesini falan? Evet gel şöyle Soner. Soner şimdi Ateş'i zincir sesiyle bakalım zincirle etkileyebilecek miyiz? Şuradan zincirini alıyorum. Bir anahtar kelimen var mı abi gezdireceğin zaman? Zinciri göster. Anahtar kelime var mı? Hani hadi gidiyoruz. Falan, hadi gezelim falan de. Ateş, hadi gezelim gel. Hadi gezmeye gideceğiz Ateş. Buraya bir gel önce. Hadi gezmeye gideceğiz. Buraya da yetişiyor bu arada. Yetişmez. Az daha yaklaşabilirsin. Neresi abi? Ateş gel hadi gezmeye gideceğiz Ateş. Yok bu... Bununla biraz vakit geçirmek lazım abi. Kesinlikle. Önce alfalık kuracaksın üzerinde. Biraz emek harcamak gerekiyor. Biraz emek harcamak lazım. Üzerinde önce baskı kurmak gerekiyor. İşte belki izleyicilerimiz de zaten biliyor. Hani köpeğin gözüne bakacaksın. O göz temasını doğru kurmak lazım. Bir baksanıza gözünüze. Bakılacak göz var. Ateş hadi gidelim. Hadi gel buraya.
Garajda Jaguar varmış gibi ses çıkıyor. Garajda Jaguar var gibi ses çıkıyor. Çok yakar abi bu, baksana sese. Boş rölantide çalışıyor, kontağı kapat şunun da. Ateş bir gelir misin şuraya? Hadi gezmeye gideceğiz. Yak. Tasmayla yanlış abi. Sen sana tepkisini soruyorum. Aynen, sana tepkisini görebilir miyiz abi? Bu tasmayla mı gezdiriyoruz? Uzakta dur abi. Gel. Gel hadi gidelim. Şuradan nasıl? Gel. Bak bana da aynı soru. Gel. Aynen, bizden huylandığı için birazcık da. Gel Ateş. Gel. Abi kalın tasmayı anlat. Gel oğlum. Gel. Aynen bak, başı öne eğik. Ben çok bakmıyorum köpeğe şu an. Yani çok ana sevdi, vallahi sevdi. Görüyor musun? Abi sahibi bak. Şu an bence sen yanındayken sevilebilir vaziyette abi. Hadi dene. Yine mi olmaz diyorsun? Olur olur. Şu an sevilebilir vaziyette ama Serdar abi yanında değilken mümkünatı yok. Soner sen biraz gelme istersen. Aynen. Rahatsız etmeyecek şekilde şöyle yavaş adımlarla ilerleyecek olursak. İçimde çok bir korku yok ama tabii şey var. Ya kaparsa. Ya kaparsa diye bir endişe var tabii içimde. Ateş tasması var mı abi? Zincirde pay var mı? Bitti. Ateş. Ya sırtına dokunabilirsin yani. Başını. Sırtına dokunursun da önemli olan gıdığını sevmek, altını sevmek. Yoksa sırtına herkes... Zaten sırtını dönüyor sevdiğe aslında. Sırtını döner. Önemli olan başını sevebilmek abi. Hadi Ateş, bakalım. Dene gel. Yaklaştık. Gel. Ateş. Arkadan sevdirtiyor. Sağırın dokunmuyor. Bu da büyük bir şey. Ama abi köpek arkasını kendisi dönüyor zaten. Onu, yine onun izin verdiğini yapıyorsun. Hadi köpeğin müsaade etmediğini yap yani. Ateş gel. Gel seveceğim. Abi oluyor gibi sanki. Evet. Oluyor gibi. Bak o da, ama bak şimdi işte bu sessizliğine ve bu sakinliğine ben altında bir şey ararım bunun abi. Hadi hadi, olacak bir sefer. Hadi abi başarabilirsin. Ateş. Sana güveniyorum. Gel, barıştık mı? Gözüne bak, gözüne. Üstünlük kur hadi. İşte şimdi korkmaya başladım. Yoksa gel gel Ateş gel. Şu arkadan severek yaklaşsam. Abi kuyruğu çok güzel yalnız ya. Gözümü ayırmak istemiyorum çok da. İşte Ateş'in özelliği bu. Onu gerçekten ne istiyorsa onu yapabilirsin. Ya, ya ama tamam yani sen de... Abi hayır, hayvanı seviyorsun, severken de kızıyor sana. Yani bir kızma, bir sakin ol. Gel buraya birazcık. Gel Ateş, gel. Gel. Gel Ateş. Gel Ateş. Gel Ateş. Gel. Gel Ateş. Gel oğlum, gel seveceğim hadi. Tarak nerede? Tarak ararım, tarak. İn bacaklarına doğru falan. He? Ama... İşte izin verdiği kadar. Baksana. Bak seviyorum kızıyorsun, sevmiyorum kızıyorsun. Ama hani barışmıştık? Dur. Barışmıştık. Mümkün mü abi? Ama bayağı yaklaştın. Başaracaksın bence. Zinciri göster. Zinciri göster. Al elini abi. Gel hadi. Yok. Yanlış. Teknik yanlış şu an. Yani zinciri al elini. Normal git tabii. Arkadan severek başına doğru gidebilirdim. Onun izin verdiği kadar. Gelme diyor yani. Uyarıyor yani. Ben sevmiyorum. Ateş. Ama bu kadar düşündürmemek lazım aslında. Şu an girmek gerekiyor. Daha... İşte ona da mangal gibi yürek lazım. Ona da mangal gibi yürek lazım. Gerçekten abi. Ateş bak şuradan seviyorsun. Aslında sevilmek de istiyor da içinde yumuşacık. Çok sevilmek. Pamuk gibi bir kalbi var ama. Aynen öyle bak. Gerçekten öyle ama şeyi de bırakmıyor yani. Sen peki abi joker kullansam sen bir önce yanaşsan yine bir yumuşatıp ben öyle gelsem. Gel. Gel oğlum. Gel de gezelim gel. Bak sana bakıyor. Aynen. Çok zeki ya. Acayip akıllı bir hayvan ya. Neyse. Gel hadi. Baksana gerçekten aslında baktığın zaman çok masum bir köpek ama şu an mesela seninle beraber şöyle geldiğim zaman abi bak. Kısaca gelme diyor. Aynen. Ateş. Ama abi gerçekten Soner yaklaşmak ister misin? Ya ben hayır, arkadan herkes sever çünkü hayvan arkasını dönüyor bak. Al. Neyzi başından sever. Belli ediyor karşısındakine. Keşke bir dahaki böyle çekimlerde yanımda tansiyon cihazı taşıyacağım yani ki. Yani keş. Nabzımı. Keşke onu ölçebileceğimiz bir alet olsa, kaça çıktığında görürdük. Bir, güp, güp,
Soner, ben şimdi belli bir seviyeye kadar geldim, sevdim ama dediğim gibi abi mevzu bu köpeği arkasından sevmekti. Çünkü kendisi arkasını kendisi müsaade ediyor. Önemli olan köpeğin i̇şte müsaade etmediğini yapabilecek onun, cesareti bulmak. Onun izin verdiği sınırlarda yaklaşabiliyorsunuz. Şahsen ben en iyi anını değerlendiremedim, cesaret edemedim çünkü. Evet, en iyi anını değerlendiremedim. Yaklaşmıştın aslında. Çok yaklaşmıştım ve müsaade de ediyordu o an. Ama işte o anda düşündüm, bu sessizlik hayra alamet mi acaba? Bir daha şansını denemek ister misin? Bence Soner denesin abi. Soner denemek ister misin? Ama bak denemek istiyorsan dene. Deneyim baba, inceldi yerden kopsun hadi. O zaman hadi Soner, sen Soner, daha cesaret. Gel, gel takas yapalım şunları. Evet. Sevgili arkadaşlar, şimdi mikrofonu şöyle Soner'e veriyorum. Kamerayı Soner'den alıyorum. Sen önce bir yumuşatır mısın abi? Yumuşatırım, bizi harcamasanız arada Soner. Gel hadi. Abi sahibi gel. Olarak. Gel, gel sen, gel. Böyle akşama kadar bakışabilirim. Gözlerine bak Soner. Gözlerim. Sen yine şu arkasından severek yanaşır. Dur artık. Gel. Şu an sevebilirdin arkadan bak. Şu an arkadan sevebilirsin. Gel hadi. Bak ben de fırsatı yakaladım gibi sanki. İşte bir arkadan sev de önce bir. Evet şimdi yanaşarak. Açıyorum, kuyruğun çok güzel. Yap abi. Gel hadi. Gel, al. Hadi gidelim. Hadi gidelim hadi koçum. Ateş, hadi gidelim babam. Seviyorum seni bak. Vallahi hiçbir şey yapmaya gerek yok. Hadi gel. Hadi, hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır Ateş. Oldu, evet. Sana, evet. Hadi. Aynen bak, sev diyor. Arkayı getir bir sev diyor. Koç. Aynen. Buraya kadar sen yanaştın mı ağrım? Yok, ben omzuna kadar gelemedim. Mighty. Hey ateş. Hayır. Hayır. Ah. Dışarı çıkalım hadi. Lan tamam anladık ya, Allah Allah. Ya seviyoruz seni, Allah Allah. Hadi gidelim, hadi koş. Hadi ateş, hadi gidelim. Hadi ateş, koş. Gidelim hadi. Gel. Hadi ateş, koş. Hadi gidelim. Hadi ateş. Hayır. Hadi. Biraz önce kızdırdın onu. Ablam mı bu? Hadi gel. Sevdim. İşte bu. Sevdin mi başını? Serdar abi bence başını okşadı. Evet okşadı. Herkes burada abi, tamam. Seyircilerin sarabilirim. Başını tamam. Sevdin mi ama? Bu cesaretinden dolayı kuzuyu da veriyorum sana. Nerede kuzu? Kuzu nerede abi? Kuzuyu getirin bana. Kuzuyu yine kazandım. Harbi mi abi? Gerçek teşekkür ederim. Kuzu nerede? Evet hemen merasim önce... yapalım abi. Ve evet Soner ödülünü alma sırası geldi. Evet. Çok sabırsız ve mutluyum Soner'e abi. Soner'e ödülünü vereceğiz. Evet. Sözümüzü tutacağız. İbrahim Bey, Soner'e gördüğümüz olan kuzumuzu getir hemen. Önce duygularını alalım abi, ondan sonra vallahi kuzuyu elimizle büyüttük. Nasip seninmiş, kısmet seninmiş. Güle güle götür, besle, ye. Eyvallah abi, teşekkür ederim. Ben beslerim abi. Yani biz de besledik bu yaşa kadar. Ben de buradan anneme gönderirim, annem de köye götürür abi. Tamam kardeşim, güle güle besle. Aha, geldi Harun. Evet, kuzumuz geldi. Evet. Tamam, üzerine değdirme. Aynen, evet Harun gidiyoruz. Abi daha önce tek seferde başını okşayan var mı? Yok. Sen daha hiç şey yapamadın değil Hayır mi? Hayır canım, ben daha hala bana yine bile sinirli yani. Harun mu? İşte bu Harun. Evet Soner yine bir başarıya daha imza attı. İşte bu. Ben sadece ben sırtından sevebildim ama sırtından şu an buraya gelen çoğu kişi sevebilir, müsaade ediyor çünkü. Aynen öyle, o kendini sevdirmeyi seviyor aslında. Aslında içinde pamuk gibi bir ruh var ama. Hayır yanaşma. Böyle bir şey yok Harun. Yani bu köpek saldırgan bir köpek değil aslında yani. Saldırmıyor, bakın şu anda yanınızdayız. Evet şu an mesela Soner şu tipine sadece bir bak, yavaşça huylandırma.
Mesela saldırgan olan bir köpek şu anda da saldırırdı. Saldırırdı. Saldırgan bir köpek değil. Birazcık köpek böyle koruma içgüdüsüyle ve ciddiyetle şey yapıyor, davranıyor yani. Abi bu neden böyle oldu peki bu köpek? Onu mesela ya, sordun mu işte, aldığın yere? Ya bu bir hem ırk hem yetiştirme. Oradaki hani şey arkadaşların verdiği emek. Yetiştiği yerde hani şey de diyemeyiz. Hayvanlarla falan çok fazla dövüştürülmüş falan gibi bir sebep de bu olamaz. Yok, hayır. Hani saldırtırılmış hayvanlara falan da biz onunla alakalı değil. Yani. Bu biraz işte ırk, karakter. Biraz oradaki arkadaşların verdiği emek. Hepsi birleşip böyle bir şey oluşturuyor bence. Dediğim gibi saldırgan bir köpek değil ama böyle bir koruma güdüsü, bir ciddiyet güdüsü var yani. Kendiyle, mesela şu an o kadar efendi, o kadar sessiz yatıyor ki. Kendiyle oynanmasını sevmiyor yani. Aynen. Bana dokunmayın diyor. Ben görevimi yapayım diyor. Bana çok dokunmayın diyor. Beni rahat diyor. Bırakın aynen. Rahat gidin, bırakın herkes diyor. İşine baksın. Aynen öyle. Onu diyen bir köpek yani. Baksana şu bak şu yüz ifadesini biliyorum abi. Hırladı yine de elimi uzatınca hırladı. Bir köpek düşünün. Sizin hareketlerinize bile sinirlenebilen bir köpek. Adını söyleyince sinirleniyor. Adını söyleyince sinirleniyor, kızıyor. Abi köpek çok ciddi bir köpek. Evet. Samimiyetsizliği sevmiyor. Ciddiyetsizliği sevmeyen bir köpek yani. Yandan sana bakıyor bu arada. Aynen. Şöyle bana bakıyor bak. Şöyle duruyorum ya, şöyle bana bakıyor. Şöyle yapıyor. Hadi bir daha dene. Bir daha deneyim abi. Hadi son kez. Biraz daha sakinleşti değil mi? Biraz sakin bir daha dene. Ateş. Seni sevdi gibi. O aşkından öyle yapıyor. Devam. Çok kötü bakıyor ya gerçekten. Gözlerinde bir ürkütücülük var. Gözlerinde, hayvanın gözlerinden belli karakter o. Aynen öyle. Yani şimdi bazı izleyicilerimiz diyecektir. Hani o köpeğe bir şey yapmışlar. O köpek hani şiddet falan görmeyle böyle olacağını zannetmiyorum abi. Şiddet gören köpek kuyruğunu sıkıştırır. Kesinlikle korktuğu zaman. Korkar. Korkar. Bu köpek de korku yok şu an. Şiddetle hiç alakası yok. Köpek de ayrıca sevilmeyi de seviyor yani. Avrupa'daki ölümcül deneydeki o şeye maruz kalmış köpekler. Aynen aynen. Ne gibi oluyor bir ara? Gel Ateş, gel de seveyim. Vahşilik yok köpekte. Hiçbir hayvana zarar vermiyor burada. Kediler, bakın kedi orada. Kuşlar tavşanlar, bakın tavşanları orada sürekli. Çekebilirsiniz sağ tarafta. Hiçbirine zarar vermiyor. Ateş hadi gidelim, gel hadi gidiyoruz. Yok. Yok abi yok. Yani ben sırtını sevdiğimle Ateş'in müsaade aynen ettiği öyle. Kadar bugünün, bu işi noktalamak istiyorum. Bugünün başarımları senin sırtın, senin de dokunuşun. Evet, Soner başardı ama. Soner evet. Kuzumuzu aldı, başarılı oldu. Bu başarısından dolayı da tebrik ediyorum kardeşimi. Eyvallah. Bir sınavı daha geçtin Soner. Abi şimdi Soner yeni seriyi başlattı. Türkiye'de ne kadar köpek besleyicisi varsa benim köpeğime kimse yaklaşamaz, bu köpek kimse çözemez, başını okşayamaz denilen ne kadar köpek varsa hepsini sırayla gezip başlarını bir kere okşuyor. Soner böylelikle herhalde bir sürü düzer herhalde, hayvancılığa başlar. Şimdi bir tane oğlağı oldu abi. Bir tane de kuzu aldı bugün. Soner sırada, sana yavaş yavaş. Bir de kangalım var abi. Ha, bir tane de kangalı var Sivas'ta. Tamam. Sürüyü yavaş yavaş diziyor. Çoban köpeğini de diziyor. Güvercin falan da herhalde yavaş yavaş toplarsın. Bir çiftlik yaparsın kendine ya, Soner. Soner babanın çiftliği. Soner babanın çiftliği aynen. Ama dediğim gibi abi çok güzel bir köpek. Tüy kadar ömrü olsun. Sahibine güzel kardeşim, diyelim. Aynen bize öyle. Pek İnşallah güzel değil ama. Size de güzel. İnşallah ömrü uzun olur diyelim. İnşallah abi. Serdar abi burada diğer köpeklerin var mı, başka köpek görebileceğimiz? Yani, yoksa sadece Ateş'e mi bakıyorsun ağırlıkta? Sadece Ateş var. Orada benim yine bir av köpeğim var ama 7-8 yaşlarında. Önceden av merakımız varken ava gidiyorduk. Senelerin emektarı, sonra avı bıraktıktan sonra da vefa borcumuzu ödüyoruz ona da. Evet. Öyle diyelim yani. Şimdi evet artık zamanında sana o hizmet etti. Şimdi hizmet tabii ki, etme aynen sırası öyle. Sende. Şimdi de hizmet etme sırası bizde. Hayvanlarla da, beslediğin hayvanlarla da iletişimin bu şekilde olmalı ya, aslında. Bizimki ikisi bir maddi çıkar gütmeden sevgiyle yapılan bir şey. Burada da gördünüz işte, bakın tavşanlar her biri aynı yerden su içiyorlar, şey yapıyorlar. Aynen. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi tam videomuzu bitirdik. Malzemelerimizi topladık. Dediler ki şimdi efsanenin beslenme saati geldi dediler ama besledikleri şeyleri görünce ben o kadar şaşırdım ki. Ciguli abi, bu bildiğimiz normal marketten alınmış bir süt. Evet, marketten alınan süt. Yaş mama, artı evet. Kuru mamayı karıştırıyorsunuz. Evet. Her gün bundan günlük veriyorsunuz. Olarak evet veriyoruz. Şimdi bunu açıyoruz. Öncelikle sütü mü koyuyoruz abi? Sütü koy. Fark evet. Etmez. Hepsini karıştırıyoruz. Şimdi evet Ateş'e efsane bir mama hazırlıyoruz. Yani buna yeter. Günlük yarım litre evet, süt içiyor. Ama öyle dikkat et. Evet şöyle. Amerikalıların günlük öğünlerinde yedikleri et. Neliymiş konserve. Bakayım. Kuzulu parça etli soslu demiş. 10 evet. Numara bir ürün. Soner şöyle bak. Gel. Abi kaşık getirsen biz de yesek ayaküstü olur mu? Canın sağ olsun. Maşamız var. Bak, kediden alabilirsin eğer çıkmıyorsa. Evet. Şimdi üstüne bir de bunu koyuyoruz. Evet. Şu şekilde. Evet. Kuru mamamızı da ekledik. Köpek maması tarifi var. Evet. Köpek maması tarifi. Şimdi şu maşayla şöyle karıştıralım. Sonra güzelce gel.
İçerisinde yaş mama, süt artı kuru mama var. Şimdi bir de şöyle bir şey diyeceğim. Ben bir de bu mamayla yaklaşmaya çalışacağım ateşe. Bakalım. Yok, yaklaşmadınız. Mamaya razı gelin. Getir onu sen. Yine mi yaklaştırdınız? Alın içeri götürün. Onu alır götürür içeri. Senin Allah Allah. Evet. Ateş. Nedir mesafesini yaklaşma. Yemeğin geldi. Köşede bırak abi. Abi köpeği şu efsane mamayla bile kandıramıyoruz ya. Götür önüne bırak. Önüne bırak. Biraz dayanış, biraz dayanış. Abi sen al bunu. Yok ben sen al bunu abi. Al. Bırak Zafer orayı. Yemin ediyorum yemekle yani... Ağzıyla götür onu içeri. Hala hırlıyor lan. Ya yok böyle bir şey ya. Gerçekten... Hayır hayvanı gerçekten efsane bir yemekle bile kandıramıyorsunuz. Etle bile denemek isterdim ama çok da denemeye gerek yok aslında. Sonuç belli çünkü gerçekten çok zor yanına yaklaşılacak bir köpek. Serdar abi bugün bizi burada misafir ettiğin için çok teşekkür ederiz. Kardeşim şeref verdin, ayağına sağlık. Evet sevgili arkadaşlar, Alatürkiye YouTube kanalında böyle heyecan dolu, aksiyon dolu, cesaret dolu birazcık. Bir de sonu başarıyla biten güzel bir videonun daha sonuna geldik. Serdar abi misafir ettiğin için çok teşekkür ederim abi. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık, şeref verdiniz. Her zaman size kapımız açık. Cansın abi teşekkür ederiz. Çok teşekkür Buradan ederim. Buradan senin nezdinde Aksaray'da malaklı beslemeye, İç Anadolu'da çoban köpeği, Anadolu çoban köpeği beslemeye, Sivas'ta kangal beslemeye, Türkiye'de Türk çoban köpeği beslemeye gönül vermiş bütün abilerimize de selam olsun diyelim. Sizden de ricamız videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoya beğen tuşuna basmayı ve olumlu veya olumsuz yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Yepyeni Alatürkiye videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.